bir arkadaşı gördüm, gazeteci bir arkadaşım, İsmail diye bir arkadaşım benim. O bana niye barlarda, gece kulübünde yoksun, niye göremiyoruz dedi. Ben dedim ki arkadaşlarım beni barlara çağırmasınlar artık şu saatten sonra. Başka bir boyutta yaşıyorum. Beni dedim Allah sohbetlerine çağırsınlar. Kalbim bunun için heyecan atıyor ve bunun için heyecanlanıyor, bunun için çarpıyor. Çok şükür. Şimdi ben çok ekstrem bir şey yaşamıyorum ki. Müslüman bir ülkede sadece Müslümanlığımı yaşıyorum. Yani bir Hristiyan bir topluluğun içinde ben Müslümanım diye ortaya çıkmadım ki. Zaten Allah'a gecikmiş bir teşekkürümü sunuyorum. Zaten Rabbim beni bakın bu yaşıma kadar, 37 yaşındayım. Rabbim beni bugüne kadar yataklara düşürmedi. Yapayalnız yaşayan bir genç kızdım. Çok büyük belalar başıma gelmedi. Üzdüler tabii bazı insanlar ama önemli değil. Yani şu an sağlıklı saatte nefes alabiliyorsam, başıma da çok büyük belalar gelmediyse, kazalar, nazarlar, böyle bir sürü şeyler yaşamadıysam hamdolsun. Bu Allah'a gecikmiş bir teşekkür. Rabbime ben sadece onun bana verdiği 24 saat içinde bir saatimi ayırıyorum. Önemli olan erken bir vakitte bunu idrak edip gençken ibadetlere başlamak. Çünkü Rabbime doğru yakınlaştıkça, yaş geçtikçe ibadet etmek bana çok samimi gelmiyor. İnşallah Allah kabul ederse ama bu bir yaptırım olmadı, bu bir zorakilik olmadı. Kimse benim boğazıma bıçak dayamadı, bir dayatma olmadı. Gerçekten bir gün uyandığımda bunu hissettim. Çok yoğun bir maneviyatla uyandım ve Allah'a olan aşkımı hissettim. Ve onun için benim için çok şey yapıyor. Her gün benim karnımı doyuruyor, her gün sıcacık bir yatağa girmemi sağlıyor. Her gün rahat nefes almamı sağlıyorsa ben de Rabbim için bir şeyler yapmak istedim. Hani bunu yapmaya çalışıyorum inşallah. Allah kabul ederse tabii ki. Ama dediğim gibi ben zaten Müslüman bir ülkede Müslüman bir genç hanım olarak yaşamaya çalışıyorum.